Can Anası, Yeşilçam Efsanesi, Perihan Savaş'ın Trabzon çıkarması. Trabzon sürmeneliyim ben. Perihan Savaş'a büyük sürpriz. Bindiği uçağın kaptanı Perihan Savaş'a nasıl bir not gönderdi? Uçakta gelirken kaptanımız not gönderdi bana. Sultan Ana açıklıyor. Bartolu'yla aralarında yaşanan husumet nereye varacak? Her kadının çok doğal olarak düşüneceği bir şey bu. Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un Sultan Anası o. Perihan Savaş Çukur'la ikinci baharını yaşıyor. Sana suyu bulandırma dedim gelin. Suyu bulandırma. Ünlü oyuncuyla Trabzon'daydı pazar sürprizi geçen hafta. Memleketinde bir Trabzon kahvaltısıyla başlıyor keyifli gün. Sevgili seyirciler, Çukur dizisinin Sultan Annesi, Türkiye'nin ise Sultanı Perihan Savaş'la beraberiz. Ama nasıl bir beraberlik bu görüyorsunuz. Perihan Hanım şu anda tamamen dünyayla alakası yok. Konuştuğunu bile zaman vallahi duymuyorum. Hiç yok sizden ayrı, siz kimsiniz, neredensiniz? Şuradan bir yerden geldik. Hoş geldin, gel otur. Trabzon yemeklerine hakim Perihan Hanım. Siz şimdi bir kuymak yapıyorsunuzdur evde. Of, hem de nasıl yapıyorum vallahi. Kayganayı, kuymağı çok güzel yaparım. Kahvaltı kültürünüz var değil mi Perihan Hanım? Var. Acayip seviyorum. Çok. Çok seviyorum. Hele organik olursa muhteşem oluyor. Kahvaltı sonrası Atatürk Köşkü'nde alıyoruz soluğu. Harika bir yerdiz. Atatürk Köşkü'ndeyiz. Evet ya. Kahvaltıdan sonra burası ilaç gibi yer. Aynen öyle. Yani Trabzon'da güzel bir kahvaltı yapmak kuymakla birlikte. Ve de ardından Atatürk'ümüzün evini ziyaret etmek gerçekten çok büyük keyifli. Gördüğünüz gibi muhteşem bir yermiş. Değil mi? Çukur'dan önce uzun süre ekranlarda dizi yapmadı. Perihan Savaş bunun nedenini bakın nasıl açıklıyor. Yani çok güzel. Ben çok uzun zaman bir proje bekledim. Uzunca zaman hiçbir şey yapmadım. Çünkü iyi bir şey olmasını istiyordum. Senaryo ilk geldiği zaman bana nefessiz, hiç ara vermeden iki bölümünde öyle bir okudum ki bir anda bitti. Çukur'un senaryosu eline geldi ve bu dizi tutar dedi. Sonuç ortada. Hemen evet dedim. Çünkü hem senaryo hem kadro gerçekten çok güzeldi. Dedim en sonunda istediğim bir şey geldi ve gerçekten de inandığım şeyin ne kadar doğru olduğunu herkes de görüyor zaten. Çok da güzel gidiyor. O artık Türkiye'nin Sultan Anası. Yolda yürürken herkes anne diyor, Sultan Anne, Sultan Anne. Evet, bir anda her şey unutuldu. Sultan Anne. Bazen Perihan Anne de diyorlar. Sultan Anne de diyorlar. Yani bir sultan karakterine bürünmüş halindeyim. Abartmıyoruz. Zira Trabzon'a geldiğimiz uçağın pilotu bile gönderdiği notla Çukur'a vurgu yaptı. Uçakta gelirken kaptanımız not gönderdi bana mesela. Çok tatlıydı. Bahsedelim mi ondan? Ay evet ya, çok güzeldi. Bir anda baktım hostes not getirdi. Baktım kaptanımız şey yazmış. Çukur evimiz, Perihan'ın hayranıyız diye. Perihan Savaş. Ay bayıldım, çok güzeldi. Çukur'da sonraki bölümlerde ne olacağı hep merak konusu. Birkaç tüyo almaya çalışıyoruz. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Gerçekten de bilmiyorum. Çünkü haftalık geliyor bize de. Biz de okuyoruz ve hemen sete giriyoruz. Onun için çok fazla bilmiyorum. Bazen bize de çok sürpriz oluyor. Mesela biz de sette otururken işte kendi aramızda konuşuyoruz. Böyle mi olacak? Bu böyle mi gidecek? Konumuz Bartolu. Sultan Ana istemedi Salih'i. Salih Bartolu olup geri geldi. Şimdi tabii kadın o zamanlar çok genç. Eğer daha sonra bunu öğrenmiş olsaydı, yani şu sultan halinde öğrenmiş olsaydı, o çocuğa sahip çıkacağını düşünüyorum. Her kadın aynını yapardı diyor. Yani başka bir çocuk ve başka bir kadını düşünmek istemiyor bence. Her kadının çok doğal olarak düşüneceği bir şey bu ve o çocuğu o yüzden istemiyor. Keyifli sohbetin ardından Perihan Savaş'ın hayranlarıyla buluştuğu söyleşideyiz. Güzel mesajlar veriyor ünlü oyuncu erkek hayranlarına. Kız çocuklarımızı okutalım, onları okula gönderelim ve mutlaka meslek sahibi yaptıralım. Bu çok önemli. Ben de bir magazin figürü olabilirdim ama 3 gün sürerdi. Bu kadar uzun sürmez. O balonu şişirip patlatmak gibi oluyor.